İçerideki politikada kullanılan dil, üslup ve yaklaşımın dış politikada da kullanıldığını görüyoruz. Amaç şu, hedef 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yüzde 50 artı bir. Türkiye'de bir popülist lider var. Her şeyi iktidar için kullanıyor. Türkiye'deki bütün milli hassasiyetler Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi koruma refleksinin 100 katı önündedir. Biz ölmedik. Ülkeye dönük herhangi bir saldırı olduğu zaman ona ilk karşı koyacak bizleriz. Ama biz şunu da biliyoruz. Bütün bu hengamenin içerisinde şahsi bir hedef olduğunu ve şahsi bir plan olduğunu da biliyoruz açıkçası. Bu kadar yalnızlaştırma Türkiye'yi, bu kadar içine gömme, ondan sonra da çıkıp sanki o milletin temsilcisiymiş, hakkını, hukukunu savunuyormuş gibi gösterme alışkanlığını tarihte bazı diktatörlerin gösterdiğini çok iyi biliyoruz. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Millet nasıl olsa bir şekilde bizim medyamızla, bizim gazetelerimize inanarak bize bize oy verecek. Nasıl olsa biz etkileyeceğiz. Nasıl olsa örtülü ödenek bizde, devletin imkanları bizde, bütçesi bizde, yargısı bizde, ordusu bizde, her şey bizde. Burası Demokrasiyi tatmış bir ülke geri de adım atmayacak. Herkes bunu bilsin. Zarrab dışarıda suç işlemiş olabilecek insanlardan birisi olarak görülürdü. Nedir bu? Bütün açıklamalar bakanlar, başbakan, cumhurbaşkanı bununla ilgileniyor. Nedir? Acaba bizden saklanan bir gerçekliğin ifşa edilmesinden mi korkulu korkuluyor? Biz bilemiyoruz. Ama şunu söyleyelim. Rıza Zarrab TC kimliğine sahip normal bir vatandaş değilmiş. Ballı bir vatandaşmış. Bazı şeyleri söylenmesinden korkulan bir vatandaşmış meğer. Korkmayın ya. Niye korkuyorsunuz? Eğer korkulacak bir şey yoksa araştırırlar. Hiç korkulacak bir şey çıkmamış olur. Daha güçlenirsiniz.